Burdur Gölü'ndeki çekilmeyi azaltmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Bunlardan biri de yetiştirilen ürünlerin farklılaştırılması. Bölgede örnek projeyle 5 yıl önce 200 dekar alanda dikilen güllerde üretime başlandı. Hayvancılık merkezi Burdur'da hayvan yemi olarak mısır ve yonca yetiştiriliyor. Ancak çevreciler bu bitkilerin fazla su tüketerek Burdur Gölü'nde çekilmeye yol açtığını düşünüyor. Çevre gönüllülerinin önerisi mısır ve yonca yerine gül üretmek. Damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen güller sayesinde önemli su tasarrufu sağlandı. 5 yıllık süreç içinde 5 milyon tona yakın su tasarrufu yaptık. Damlama sulama sistemlerini kullandığımız için mısır ve yoncaya göre %25 oranında bir su kullanmış olduk. Yani %75 oranında su tasarrufu sağlamış olduk. Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde üretilen gülün katma değeri de yüksek. Yaklaşık 10 TL'den gülü satıyoruz ve 30 tona yakın bir gül hasatımız olacak. 18 TL.